Herkese merhaba ben Atağan. Bugün sizlere Rise of Kingdoms'a yeni başlayan kişilerin neler yapması gerektiğinden ve neler yapmaması gerektiğinden bahsedeceğim. Bu rehber serimizde size oyunun en temelini, en basit şeylerini anlatacağım. Böylelikle kafanız karışmayacak ve oyunu anlamaya başlayacaksınız. Ben 277 gün önce bu oyuna başladım. Bu bataklığa 277 gün önce düştüm ve birçok hata yaptım. Epey geriye düştüm ve epey güçlenmemi yavaşlattım. Öncelikle size tavsiye edeceğim medeniyetlerden bir tanesi Çin'dir arkadaşlar. Çin'le oyuna başlayabilirsiniz. Çünkü Çin size inşaat hızlandırması, eylem puanı dolması vesairesi gibi gibi birçok özellik veriyor. Eğer bu oyunu free to play oynayacaksanız, şu menüyle hiçbir alakanız olmayacaksa. Yani oyuna para yatırmayacaksanız arkadaşlar, yapmanız gereken en ve en en hatta ve en önemli şey çok aktif oynamak. Elinizden geldiğince bu oyunu aktif oynarsanız o kadar hızlı gelişirsiniz. Keşif kampında bulmuş olduğunuz köyler ve mağaraları sürekli olarak gezmeniz gerekiyor. Arkadaşlar köyler size hediyeler verir. Aynı şekilde mağaralar da size hediyeler verir. Bir köyü bulduğunuz zaman haritanızı geriye doğru çekin. Sol taraftaki seçeneklerden keşfet seçin. Gördüğünüz gibi ulaşmadığınız, gitmediğiniz köyler sarı sarı olacak. Bu şekilde Hızlı hızlı köyleri toplayabilirsiniz arkadaşlar. Köyler size epey ödül verecektir ve gelişmenize yardımcı olacaktır. Mesela bakın zandırmalar verdi vesaireler verdi. Mağaralarda daha da çok ödül veriyor. Bunları yapın arkadaşlar. Yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi ise birazcık kendinizi geliştirdiniz. Örneğin 130 bin güce ulaştınız. Arkadaşlar ben bunu zamanında denedim. Bakın insanları sık boğaz ederek merhaba. Ben tecrübeli bir oyuncuyum. Klanınıza katılabilir miyim? Eğer yeterli gelişme görmezseniz klandan atabilirsiniz gibi mesajlar gönderdim. Hatta klana da alındım fakat başka işlerim olduğu için oynayamamıştım. Denemiştim en azından ve başarmıştım da fakat farklı işler çıktığı için iptal etmiştim. Bir klana girin. İyi bir klana girin. Eğer belediye binanız 8 ise birlik gücünden sıralamaları görüp en iyi klanlardan birine girmeye çalışın. En iyi klana girerseniz ne gibi avantajlar elde edeceksiniz onu da anlatacağım. En iyi klana giremezseniz ne yapabileceğinizden bahsedeceğim. En iyi klana girerseniz arkadaşlar örneğin bu klana girdik diyelim. Bilmiyorum bu klanın neci var, nesi var. Gördüğünüz gibi bu klanda 70 milyon bir adam var. 138 milyon birisi var. Arkadaşlar bu kişiler sürekli oyuna para yatıran kişiler. Yani bu kişiler balina dediğimiz kişiler. Balinalar bu oyuna para yatırıyor arkadaşlar. Ve para yatırdıkça her satın alma işlemlerinde klanın hazine kutu bölgesine bölümüne şurada göreceğiniz kutulardan geliyor. Şu an buradan içini göstermiyor fakat şuradan bakarsak. Evet içini göremiyoruz. Gördüğünüz gibi farklı farklı kutular var ve bu kutuların işte içinden çıkan değerleri, ödülleri yükseliyor. Bir kişi bir paket aldığı zaman mesela 99 doları bu paketi aldığımda bu sandık klana geliyor ve klandaki her oyuncu bu sandığı açabiliyor. Ekstradan da klanın kendi sandığı oluyor. Bunların içinden de gelişmenizi hızlandıracak itemler çıkıyor arkadaşlar. Free to play iseniz bu sandıklar bir balinanın olduğu bir klan sizin için hayati bir değer taşıyor. Ben sohbet etmem. Ben sosyal bir insan değilim diyorsanız da arkadaşlar, aktifliğinizi barbar kalelerine saldırarak, ne bileyim, chat'ten yazı yazarak gösterebilirsiniz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bilinen bir oyuncu olursanız, biraz sonra değineceğim konuyla ilgili epey öne geçeceksiniz. Arkadaşlar, haritalarda sunaklar ve geçitler bulunuyor. Örneğin bu sunak ilk ele geçirildiği zaman belli başlı ödüller, hızlandırmalar ve ışınlanma öğeleri gibi gibi farklı farklı şeyler veriyor. Benim sunucum da şöyle yapılıyordu. Bir oyuncu vardı. Sunaklar ve geçitler her seferinde saat sabahın 5'inde açılırdı. Saat sabahın 5'inde bu arkadaşımız uyanırdı. Bütün klanları gezerdi. Bakardı, incelerdi. Kimin nerede toplanmışlar, nereye gitmişler, ne yapmışlar. Sabah 5'te bütün klanlara başvururdu. Klanlar da onu kabul ederdi. Ve bütün ödülleri toplardı. Çünkü bu oyuncu free to play bir oyuncuydu. Yani para yatıran bir oyuncu değildi. Böylelikle yüksek miktarlarda cevher kazanırdı. Şimdi diyeceksiniz beni bir başka kılan neden alsın? Ne yapsın beni bir başka kılan? Arkadaşlar eğer aktiflik saati değilse klanlar bölgeyi ya da bölümü artık neyse ele geçirmek için aktif oyuncuları klanlarına çağırırlar. Çünkü oyunun ilk başlarında çok güçlü oyuncular olmadığı için ne kadar kalabalıksanız o kadar iyi olacaktır. Bunu çözdük. Cebimize attık. Artık cevherle ilgili bir probleminiz yok. İstediğiniz kadar cevher kasıyorsunuz, kazanıyorsunuz Tabi Mümkün olduğunca. Bazı klanlar hiç almayabilir. Moralinizi bozmayın. En azından deneyin. Neden aktif olun? Neden bilinen oyuncu olun dedim? Ana klanınıza geri dönmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hani klan lideri ya da subayı desin ki, "Aa bu adam bizimle birlikte oynuyordu." desin ve sizi geri alsın. Dışarıda kalmayın. Ortadaki bölge şöyle bir yapıya sahip. Bu yapı gördüğünüz gibi diğerlerinden biraz daha farklı, daha büyük. Yakınlaştığınız zaman zaten göreceksiniz. Kayıp tapınak. Hatta burada bilgi de veriyor. İsteyen durdurarak okuyabilir. Burayı ele geçiren klan krallığın kralı oluyor. Yani bu klan kimmiş? GBC klanının lideri şu abimiz. Yani bu ablamız artık neyse. bu krallığın kralı. Burası alınmadan önce MG yani en güçlü vali dediğimiz bir etkinlik var arkadaşlar. Bu etkinlik pazartesi günleri başlıyor arkadaşlar ve 6 aşamadan oluşuyor. Bu aşamalarda her gün yani 6 günde puan topluyorsunuz. Birinci aşama kıta eğitimi, ikinci aşama barbarları yenilgiye uğratma, üçüncü aşama kaynak toplama, gücünü arttırma, düşmanı yok etme ve son sprint yani bütün saydığımız aşamaların toplandığı fakat yarı puan verdiği bir aşama sistemi var. Şimdi bu neden önemli? Arkadaşlar siz bu oyunu oynuyorsanız, free to play bir oyuncuysanız, oyundan da zevk almak istiyorsanız size benim naizade tavsiyem piyade oynamanız oyuna başladığınız zaman özellikle dediğim gibi free to play bir oyuncuysanız bakın bunu sürekli vurguluyorum. Çünkü free to playseniz arkadaşlar işiniz gerçekten zor. Hata yapmamanız lazım. Ben 277 günlük bir oyuncuyum ve zibilyon tane hata yap. Şöyle bir sistem var. Süvariler okçuları daha çok vurur. Okçular piyadeye daha çok vurur. Piyade de süvariye daha çok vurur gibi bir döngü sistemi var. Tabi hepsi de kuşatmaya daha çok vuruyor. Yani aşçı başçıvana, başçıvana aşçıya sonra hepsi aşçıya mı başçı artık hepsi birbirine. Öyle bir sistemimiz mevcut. Fakat sadece bu duyduğum kadarıyla %8'lik bir fark yaratıyor. Yani %8'lik bir fark için herkes piyade oynuyordur, ben okçu oynayayım derseniz büyük bir hata yapmış olursunuz. Çünkü ben bu hatayı yaptım ve biraz sonra size bu hatayı da göstereceğim. MGE'ye geri döndüm. MGE'de arkadaşlar güç yükseltme günlerinde, kıta eğitme günlerinde, barbarları yenilgi uğratma, toplama vesaire günlerinde abanmanız lazım. O bahsettiğim ortadaki dev yapı alanına kadar kuralsız olacaktır bu MG'ler ve yapabilen yapacaktır. Siz ne kadar iyi bir sıralamaya yerleşirseniz, bakın birinciye 180 tane martel kafası, ikinciye 90 tane kafa, 60 tane kafa alabilirsiniz. Buradan farklı komutanlar seçebilirsiniz ama... Martel birinci tercihtir arkadaşlar. Çünkü Martel güçlü bir komutan. Uzun ömürlü bir komutan. Elinize bazı altın kafalar gelecek. Şu an bu hesapta altın kafa bile yok. Sarısı. Bunun sarısı arkadaşlar. Sakın harcamayın. Eğer sabırlıysanız KVK 3'e kadar bekleyin. KVK dedim. Ne diyeceksiniz şimdi KVK? KVK'dan da bahsedeceğim. Para yatıracaksanız birazcık da olsa, biraz öne geçeyim diyorsanız arkadaşlar Minamoto'yu açabilirsiniz. Minamoto da VIP ile birlikte açılan bir şey. Minamoto'yu fullediğiniz zaman barbar kalelerini çok rahat bir şekilde dönebilirsiniz. Hatta bazı noktalarda PvP'de yapabilirsiniz. Her komutanın kendine ayrı yetenek ağaçları var. Yetenek ağacını düzenleyip Minamoto'yu kullanabilirsiniz. Şimdi bu dediğim her şeyi yaptınız. Oyunun günü ilerledi. O oldu 80. gün, 90. gün. Arkadaşlar bir tane çark gelecek. Allah'ın belası bir çark var bu oyunda. O çarkta Richard diye bir karakter var. Bakın karakter diyorum. Karakter diyorum dilim hani varmıyor. Dilim varmıyor arkadaşlar. Bakın bu Richard bak bu bıyıklı dayı, bu dayımız gelecek ve sizin gözünüzü kamaştıracak. İnsanlar diyecek ki KVK1 için Richard'ı açmalısın. Richard'ı açmazsan KVK1'den herhangi bir şekilde zevk alamazsın diyecekler. Açmayın arkadaşlar yapmayın bu hata yapmayın. Ben bu Richard'a çok özür dileyerek söylüyorum donumu verdim. Donumu verdim hiçbir şey alamadım Richard'dan. O kadar az kafa verdi ki çarkta şöyle bir sistem var. Arkadaşlar çark gelir Çarkta bir sürü ödül var. Şöyle yuvarlak bir sistemi var. Belki fotoğrafını koyarım buraya eğer unutmazsam editlerken. Çarktan cever karşılığı siz ödül alırsınız. Bir kafa verir, 8 kafa verir, 25 tane açınca şunu verir, onu verir gibi gibi sistemler mevcut çarkta. Ben bayağı cever harcadım bilmediğim için ve batırdım. Evet, şimdi ana hesabındayım. Size farklı şeyler göstereceğim. Aklıma gelmişken şu Kurye istasyonundan da bahsedeyim. Arkadaşlar Kurye istasyonunda belli başlı indirimlerle size hediyeler gelir. Yani hediyelerden kastım öğeler gelir. Öğelerde genelde %60 ve %70'leri alabilirsiniz. Bazı öğeler sadece cevherle alınır. Bazen de bu ablamızın insafına kalmış olarak kaynaklarla da alabilirsiniz. Topladığınız hızlandırmalar vesaireler sizin için önemli olacak. Fakat bütün cevherinizi harcamayın, yenilemeyin. Ben bir kere yeniliyorum. O da benim fantezim. Richard'da kalmıştık. Bakın Richard'ı 5-2-1-1-1 yaptım ama bu ne kadar savaştım biliyor musunuz arkadaşlar? Savaşmadım ya. Richard'ı kullanamadım. Sizin kullanacağınız piyade oynarken yapacağınız komutan Suntuzu. Bakın mor bir komutandır Suntuzu. Ve yükseltmesi, fulllemesi çok kolay bir komutan. Çünkü mor. İstemediğiniz kadar mor kafa biriktirirsiniz arkadaşlar. Bakalım bende ne kadar mor kafa varmış. Gerçi ben basmışımdır. 766 tane mor kafam var. Basarsınız çünkü mor kafa çok fazla geliyor. Fakat Sarı kafa gelmiyor arkadaşlar. Bu yani çok zor çıkıyor. Mor kafadan bir etkinlikte 6 tane 10 tane alabiliyorken bazı etkinliklerde sarı kafadan bir tane alabiliyorsunuz, iki tane alabiliyorsunuz. Richard abi'den sonra şöyle bir dayı gelecek. YSG kısaltmalı. Arkadaşlar Olimpiyada ben bunu ilk gördüm YSG'yi. Olimpiyada YSG bana ilk skill'ini bir attı. Benim bütün ordu dağıldı dedim ki oğlum bu YSG ne lan dedim. Bak yanımda bir arkadaşımla oynuyordum. O da dedi ki ben de gördüm bu ne oğlum ya ağzımıza etti dedi o gün kafama koydum dedim ki ben YSK oynayacağım okçu oynayacağım dedim demez olaydım demez olaydım gittim bir de buna iten bastım gittim buna bir de altın harcadım gitmişim bir de bunu kritiklemişim bakın okçusu olması 7.5 2.5 koymuşum üzerine bilmem ne yapmışım onu yapmışım bunu yapmışım ama gerçekten hata ettim. Ben bu YSG arkadaşlar bakın çok net hatırlıyorum. Richard'dan daha fazla bakın Richard'a donumu verdim dedim ya. YSG'ye evi arabayı sattım da verdim. Yani oyundaki evimi, arabamı. Arkadaşlar ben bu arkadaşa, ben bu beyefendiye tam tamına nereden göreceğim? Bak. Sinirleniyorum. YSG'nin şu ekranını gördüğümde bile sinirleniyorum. Arkadaşlar 70K yani 100 kere hatırladığım kadarıyla 100 kere çevirdim. 5 kere çevirmesi 3600 C'dir. 100 kere çevirdim ve bana sadece 25 kafa verdi. Üstüne gitmişim ben enayi gibi 165 tane evrensel efsanevi komutan heykeli basmışım. Sakın bu hata yapmayın. Free to play bir oyuncuysanız cevherlerinizi saklayın arkadaşlar. Çünkü KVK 3'te Skipio diye bir abi gelecek. Bu abi geldiğinde oyundan zevk almaya başlayacaksınız. Ben bu abiyi gördüm. Şu an leş sayısı düşük. Çünkü düzgün savaşlara girmedik. Bu abiyi gördüm, benim bir keyfim yerine geldi. Benim bir oyunla ilgili bir zevkim, eğlencem yerine geldi arkadaşlar. Komutan konusunda çözdüğümüze göre bir tavsiyem daha var. Ben bu oyuna bir krallıkta başladım. O krallıkta biz tabi Türkler olarak, krallıktaki tek Türkler olarak artistliğimizi Türk Korkmaz kafasıyla, ben Türk Milliyetçisiyim arkadaş kafasıyla, edasıyla, Vermehteri edasıyla, 6-7 kişi bir şehre giriyorduk. Ama nasıl giriyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? Etrafına toplanıyorduk. Alt 7 kişi swarm dedikleri olayı yapıyorduk. Yanlışmış. Toplu saldırı yapmak gerekiyormuş. O toplu saldırıyı da bir balinanın yapması gerekiyormuş. Benim şurada göreceğiniz 1.2 milyon asker ölüm var. Bu 1.2 milyon askerin toplasanız 400k'sı ya da 500k'sı sadece KVK'da gerekli savaşlarda gitmiştir. Geri kalan hepsi şehir sıvarmamakta. Arkadaşlar şehirlere saldırmayın. Benim bu yaptığım hatalar olmasaydı, dört dörtlük yapsaydım, hatta şöyle diyeyim, siz benimle birlikte bu hesabı geliştirirseniz, kendi hesabınızı geliştirirseniz, 277 günde 41 milyonun üzerinde bile olabilirsiniz. tabi aktif oynarsanız. Ben bu hesaba 700-800 lira para yatırmışımdır. Ama siz yatırmadan da bazı şeyleri yapabilirsiniz. Çünkü dediğim taktikleri yaparsanız zaten cevher ihtiyacınız da kalmayacak. Mesela cevher ihtiyacı olduğu için benim VIP'im düşük kaldı. 10 seviyede. 10 seviyede her gün bir adet komutan heykeli veriyor. Fakat 14 seviyede her gün 3 tane veriyor. 12 seviyede her gün 2 tane veriyor gibi düşünebilirsiniz. VIP'ye de yatırım yapmayı tabi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim şu hisara, terbiyesiz hisara. Bakın 277 gün dedim. Bakın şuradan da görebilirsiniz. Ben 277 gündür ağır arda bu oyunu oynuyorum ve çok aktif olarak oynuyorum. 277 günün 276. gününde ben bu hisarı fullemeyi başardım. Hisarı fullemek için oyun sizden kitap istiyor arkadaşlar. Oyun sizden kitap istiyor. Diyeceksiniz kitap ne? Arkadaşlar bu kitap Ağında bu. Sözleşme kitabı. Bir tanesi onca ver. T5 açarsın ama komutanın yoksa o efsanevi kafaları sağa sola dağa taşa bastıysan T5'i aç çöpe at. T4 bir oyuncu gelir seni tokatlar bütün hevesin gider. Sen 50 milyon ol adam 30 milyon olsun gelsin seni tokatlasın. Bu hisarı da arkadaşlar barbar kaleleri. Bakın insanlar barbar kaleleri yapıyor. Bir barbar kalesi. Biz şu anda KVK'da olduğumuz için 7. seviye KVK'dan da bahsedeceğim. Barbar kalelerinden arkadaşlar kitap çıkarıyorlar. Kitapla beraber başka ödüller de geliyor tabi. Bu ödüllerle beraber hesaplarını geliştiriyorlar. Böylelikle insanlar online olduklarını da görüyor mesela. Umut var, Illion var, Genk var. Bunlar mesela birine saldırılıyor galiba. Bir şeyler oluyor yine. Bakacağım videoyu kapattıktan sonra bakacağım ya da şakalaşıyorlar bilmiyorum. İnsanlar aktif olduğunuzda bu şekilde görebiliyorlar ve sizin mitinglerinize yani miting demeyelim, rallilerinize katılabiliyorlar. Mesela bakın Joker de aç 8. seviye Barbar Kalesi'ne saldıracak. Umut mesela Joker, Archangel ve Mert'le beraber 1 dakika 43 saniye sonra bu kaleye saldıracak. Yavaş yavaş, yavaş yavaş arkadaşlar gücünüzü artıracaksınız hisar konusunda yavaş yavaş çözeceksiniz. Cevherlerinizi biriktirdikten sonra dilerseniz bana da sorabilirsiniz Discord üzerinden. Dilerseniz oyunu bilen bir arkadaşınız varsa veyahut da klanda tanıdığınız, samimi olduğunuz birisi varsa ona da sorabilirsiniz. Discord sunucumun linki açıklamada mevcut. İstediğiniz zaman girebilir. İstediğiniz zaman ilgili odalara mesaj göndererek benimle irtibatta olabilirsiniz. Oyunu bilen kişiler de Discord sunucumuza katılabilir ve oradaki insanlara yardımcı olabilir. KVK nedir? Çok basit anlatacağım. Arkadaşlar KVK birden fazla krallığın birbiriyle savaştığı bir etkinlikten ibaret. Biz şu an 3. KVK'dayız. Bakın gördüğünüz gibi burada onur puanı var, listeler var. Bunlar biraz ileri seviyeler. Bu oyunun 100. gününde falan gelen, böyle 90. gününde başlayan bir olay. O yüzden Oyun yeni başladıysanız aceleniz yok. Hiç acele etmeyin. Bunu da anlatacağım. Detaylı bir video bunun içinde çekerim. İstekler, ricalar doğrultusunda bu serinin devamını çekeceğim. Bahsetmediğim bir sürü konu var. Bahsetmediğim, hiç haberim yokmuş gibi davrandığım bir sürü konu var. Onlara da yavaş yavaş geleceğiz, detaylandıracağız. Bugünlük videom bu kadar olsun. İlk videomuz olsun bu. İlk videomuz olduğu için bugünlük bu kadar olsun. Mümkün olduğunca her gün, iki günde bir, üç günde bir, dört, beş, altı, bir aya kadar e, aradıklarla video atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Kanala abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı ve bu videoya like atmayı, fikir, görüşleriniz, yorumlarınız varsa yazmayı unutmayın. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Oradan bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşçakalın. Bay bay.